Bir çocuk, 8 yaşında, 10 yaşında bir çocuk, 100 tane deveyi sevk ediyor mu? Ediyor. Atları sevk ediyor mu? Ediyor. E nasıl oluyor? Allah-u Teala onu hangi gözle onlara gösteriyor? Bu sizin idarecinizdir. Bu ne derse onu yapacaksınız diyor. Kocaman deveye nah diyor çocuk. Deve çöküyor hemen, atlıyor sırtına. Nasıl oluyor? Devenin gözünde o nasıl gözüküyor meselesi. Kocaman gemi, bir tane kaptan oturuyor direksiyona, götürüyor. Kocaman uçak, pilot oturuyor, götürüyor. Bütün bunlarda önce neyi görmek lazım? Allah'ı görmek lazım. Onun nimetini görmek lazım. Ne diyor bakın? لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ Bu binek vasıtalarına bineceksin. ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ Rabbinizin nimetini hatırlayacaksın. Demek ki Allah'ın nimetini hatırlamaktır birinci görevimiz orada. اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا Ve şöyle diyeceksin. Kalbinizde bir defa Allah'ın nimetini hatırlayacaksın, bir de dilinizde şunu söyleyeceksiniz. Ne diyeceksiniz? Subhanellezî, o Allah'ın noksan sıfatlardan tenzih ederim ki, sakhara lenâ hâdâ, bu vasıtayı bizlere müsakhar kılmıştır. وَمَا كُنَّا لَهُمْ مُقْرِنِينَ Bizim gücümüz buna yetmezdi. Kocaman gemiyi nasıl sen seyrettirecektin denizde? Kocaman deveye gücün nasıl yetecekti?